Bugün sizlere Xiaomi 393 modelini tanıtıyoruz. Volanımız, adım ayarımız, mod tuşumuz, zikzak genişliğimiz, tansiyon ayarımız, ayak baskı basıncımız, ileri geri tuşumuz, masura sarma yerimiz, bobin koyma yerimiz. Masuramızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Çentikten geçirdik. Masuramızı yerleştirdik. Şimdi ipliğimizi geçirebiliriz. Alttaki ipimizi yukarı alıyoruz. Normal düz dikişte mod tuşum A'da duruyor. İğnem ortada. Adım aralığım 2 ile 3 arasında. Dikişimize başlayalım. Dikişimizin sonuna geldiğinde sağlamlaştırıyoruz. Şimdi zikzak yapalım. Modumuz A'da. Zikzak genişliğimizi ayarlıyoruz. Zikzakımızı biraz daha dar ve sık yapalım. Seçelim. F'yi yapalım. F'ye getirdim. Sıksak genişliğin sonunda. Makinemizin bir özelliği de jarse, peyne, esnek kumaşlarımızı da dikebiliriz. Onun için yeşil olan, buradaki yeşil olan dikişlerimizi yapacağız. SS tuşuna getirmemiz lazım bunun için. Bakın burası da yeşil. Düz dikişte A'ya getiriyorum. Kumaşımda esneme, yırtılma, çıtlama hiçbir şey yok. SS ayarımızdayken makinemiz gördüğümüz kenar süsleme dikişlerini de yapabiliriz. Makinemize şimdi ilik açalım. İlik açmak için 1 ile 0 arasına getiriyorum. Dört adımda ilik açacağım. Mod ayarım A'da. Şimdi makinemize ilik açalım. İlik modunu alıyorum. Dört adımda ilik açıyoruz. Birinci modla başlayacağım. Mod ayarımız A'da. 1 ile 0 arasında kumaşımıza göre ayar yapıyoruz. Daha önceden çizmiş olduğum ilik ölçümü makineme koyuyorum. İkinci adım. Şimdi üçüncü adım. Şimdi dördüncü ve son adım. Ortasını kesebiliriz şimdi. Makinemizin içinden çıkan ayaklarımız, düz dikiş ayağımız, piko desenlerini yapmak için F ayağımız, F
Fermuar ayağımız, etek baskı, kenar kıvırma ayağımız. Makinemizin yanında bulunan tak çıkar sistemli uzatma tablası var. İsterseniz çıkarabilirsiniz, isterseniz bu şekil kullanabilirsiniz. Makinemizin bir de taşıma çantası vardır. Bu şekil rahatlıkla taşıyabiliriz. Başka bir tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.